Çeşme'deyiz. Çeşme Karesi'ne geçeceğiz. Ve kendi soy ismiyle anılıyor. Bir sarmaşık değil. Kışın yapraklarını döker ama mevsim itibariyle 3 farklı renkte canlanır. Eylül'e kadar devam eder. Ekonomiler. Ilıman bir ekleme ihtiyacı var. Yani İstanbul'da nerede oluyor? Şile, Ağva tarafında görev. Amforalar Roma dönemine ait. Roma, Bizans. Yüklerce ötedeki, versahlarca ötedeki noktaların istediğiniz yönünü taşıyabiliyorsunuz. Burada bölge içerisinde çıkarılmış amforalar var. İşte milattan önce 500'lerden başlıyor. Çeşme Karesi'ndeki bölgeler. Var. 3. yüzyıldan cam kapılar gibi var. Çeşme Kale içi. Çeşme Marina. Karşımızda Sakız Adası. Sakızlarıyla ünlü. Sakız dondurmaları, sakızlı reçeller filan. Bölgede meşhur. Su çeşmeleriyle, temiz su kaynaklarıyla çeşme adını oradan alıyor. Çiçeka Bey ünlü denizi gördük. Onların kurmuş oldukları, o kuşağın kurmuş olduğu ve Türklere mal ettiği bir bölge. Ve tabi rüzgar enerjisi santralleri de çeşmenin, bu bölgenin simgelerinden dinliyoruz. 19 Mayıs bandolarında dinliyoruz. Sonrasında Marmaris, Marmaris'te otağı sonrasında bir kol, denizden bir kol da aradan denize şeklinde ilerliyor. Anarımlık çeşme. Kaleden görüntü. Antik şehirlerin, müzelerin, arkeolojik müzelerin olması olmazları. Mermer heykeller. Roma, Bizans, Osmanlı bir arada. Sıra dışı şekilde girişi güzel geziyoruz galerileri mi? Sus eşyaları. Alaaddin'in lambası kanalı. En önemlisi para. Sikkeler şuradan önce 6. 4. Enistik dönem sikkelerin Roma dönemi biraz daha gelişiyor baskılar yine eski dönemlik Bizans dönemi artık altın sikkeler de var ve Osmanlı'nın gümüş ve
sikkeleri. Osmanlı Rodos seferine çıkıyor Kanuni ve bütün bölgeyi Osmanlı'ya katıyor. Beyazıt döneminde inşa edilmiş bir kaledeyiz. Misafiri bol. Dedesi kaleyi yaptırınca Kanuni de kervansarayı yaptırmış. Artık burası bir Osmanlı mülküdür. Bugün otel işte restoran olarak hizmet vermekte. Zaten kervansaraylarda tarihin otelleri ya da ticaret kervanlarının konaklama mekanları. Mümkünse içini görelim. Çeşme Marina'ya yakından bakalım. Henüz pek hareketlilik yok tabii. Mayıs ortası. Ege'nin vazgeçilmezleri, ihtiyar delikanlı zeytin ağaçları. Egombillerle el ele. Çeşme Alıca'dayız aslında. Alıca plajındayız. Yazın ana haberler dahil her yerde tartışma konusu olan işte şezlonglar, özel plajlar ya da işte bir takım yiyecekler, pastalar, fiyatları gündeme gelir. Buradayız. Alıca plajının farklı özelliği sıcak su kaynağının denizden çıkması, dolayısıyla deniz suyunun ısısının yüksekliği. Çok rüzgarlı tabii. Çeşmenin bir özelliği de rüzgar sörfünün de var olması. Bu rüzgardan kaynaklı. Ve çok rüzgarlı. Havada 20 derece filan. Dolayısıyla yüzmek isteyenler olur mu olmaz mı bilinmez. Ama